Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle tereyağı tarifi paylaşacağım. Evet, en ince ayrıntısına kadar bütün püf noktalarıyla tereyağı nasıl yapılır sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok basit ve çok kolay bir tarif olacak. Özellikle kahvaltı sofralarında yemeklerde vazgeçemediğimiz en sağlıklı besinlerden biri tereyağı. Tarife başlamadan önce eğer tereyağı yapmak istiyorsanız eğer özellikle söylüyorum en önemli püf noktalarından biri buzlu su bulundurmamız. Bu tarife başlamadan önce mutlaka eğer yapacak isek mutlaka buzumuz, soğuk suyumuz bir kenarda bulunmalı. İlk püf noktasını verdikten sonra bütün ayrıntılarıyla, bütün ince ayrıntılarıyla şimdi tarifi anlatmaya geçelim. Bir diğer önemli tariflerden biri de kaymak. Evet, süt kaymağından yapıyorum. Dilerseniz yoğurt kaymağından da yapabilirsiniz. Sütü iyice kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra sütümüzü bir gece buzdolabında bekletiyoruz ki güzel bir şekilde gördüğünüz üzere kaymağımız oluşsun. Bir de aldığınız çiğ süt, bunu çiğ sütten yapıyoruz. Pastörize sütlerden mümkün değil olmaz. Gördüğünüz gibi ben biriktiriyorum aldığım çiğ sütün kaymağını. Derin dondurucuda saklıyorum, muhafaza ediyorum. Daha sonra tereyağı yapacağım zaman çıkartıp oda ısısını geldikten sonra tereyağı yapımına başlıyorum. Bir de aldığınız süte güvenmeniz lazım. Böyle gördüğünüz gibi yağlı bir süt olması lazım ki güzel bir kaymak elde edelim. Benim aldığım sütçüyü sormak isteyenler Instagram hesabımdan DM'den sorabilirler. Size aldığım yerin firmanın ismini de verebilirim. Gördüğünüz gibi biriktirdiğim kaymakları ben mutfak şefimde çırpacağım. Sizler normal mikserde de çırpabilirsiniz. Eğer mutfak şefiniz varsa daha kolay, daha pratik, daha hızlı ve daha temiz oluyor. Şöyle söyleyeyim, çırptıkça suyunu bırakacak. Çırptıkça kaymağı suyunu bıraktığı zaman etrafa çok fazla sıçrıyor. O yüzden mutfak şeflerinin kapakları olduğu için daha kolay oluyor. Ama gerçi diğer mikserlerde ise kapaklı kaplar var, çırpma kapları var. Gördüğünüz gibi belli bir süreden sonra, yani şöyle 5-10 dakikadan sonra pütürleşmeye başlıyor. Yani kesilir gibi bir hal almaya başlıyor. Burada yaptığımız tek işlem çırpma işlemi. Gördüğünüz üzere ben hemen kapağını taktım çünkü suyundan ayrılmaya başladı. Bu yaklaşık 15 dakika sonra suyundan ayrılmaya başlıyor. Daha doğrusu sütünden ayrılmaya başlıyor. Şimdi bu aşamada krema haline geldikten sonra üzerine şöyle yavaş yavaş soğuk su ekliyorum ki daha kolay, daha iyi toparlasın ve suyundan tamamen içerisindeki sütten ayrılsın. Lütfen burada çok dikkat edin. Buz gibi bir su olması lazım. Ben derin dondurucuya atmıştım. Hatta bir kenarda da buzlarımız var kalıpta. Onlarla da işleme geçeceğiz çünkü. Tamamen ayrılmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi sıçramalar da mevcut. Kapak açık. Gördüğünüz gibi toparladı. Şimdi tereyağımızı bu suyundan ayırmak için ince bir tülbentten süzeceğim. Süzdükten sonra buzlu, içerisinde buzları olan gördüğünüz üzere suda şöyle bir yıkayacağım elim dayandığı kadar. Eğer eliniz dayanmaz ise soğuğuna
Daha sonra benim yaptığım gibi kaşık ya da spatula yardımıyla da tereyağınızı yıkayabilirsiniz. Buradaki en önemli püf noktalarından biri de tereyağı yıkamak. Eğer tereyağınızı iyice sütünden, ayranından ayırırsanız, temizlerseniz ekşime, acıma oranı düşecektir. Ben yaklaşık 4 defa yıkadım. İyice şeffaf hale alana kadar yıkadım. Tabii her seferinde de dediğim gibi suyu değiştirdim. 4 defa yıkamış oldum. Kaşık yardımıyla, çünkü eliniz artık belli bir süre sonra buzlu su olduğu için soğuğa dayanmıyor. Dediğim gibi ne kadar yıkarsanız, ne kadar sütünden, suyu, ayranından temizler ve ayırırsanız o kadar uzun süre muhafaza edersiniz. Gördüğünüz gibi hem toparlandı iyice, hem de suyumuz şeffaflaştı. Bu üçüncü suyumdu. Dördüncü bir kere daha yıkadım ve daha sonra tamamen sudan ayırıp kabıma koyup buzdolabında, gördüğünüz gibi kabada yerleştirdim, buzdolabına kaldırdım. Ertesi sabah sizlere de göstermek amaçlı yumurta yapmak istedim. Ben yumurtayı en çok sevdiğim tereyağı ile, ne yediğinizi, nasıl bir tereyağı olduğunu tamamıyla bildiğiniz, tamamıyla doğal bir ürün olmuş oluyor. İçerisinde katkı maddesi olup olmadığını düşünmeden harika bir tarif. Mutlaka deneyin. Her şey doğaldan yana olması gerektiğini düşünüyorum. Elimizden geldiğince bunları yapabiliyorsak eğer, yapalım diyorum. Tereyağı eridikten sonra da içerisine 2 adet yumurtayı ekliyorum. Pilavlarda, poğaçalarda, keklerde nerede istiyorsanız kullanabilirsiniz bu tereyağı. Özellikle kahvaltılarda sıcak ekmek üzerine tavsiyemdir. Gördüğünüz gibi yumurtamız da muhteşem tereyağı ile. Dilerseniz tereyağınıza tuz da ekleyebilirsiniz. Bunu söylemeyi unuttum. Karıştırırken, çırparken tuz da ekleyebilirsiniz ama ben tuz ekleme tercihini sevmiyorum. Yani tuzlu tereyağı sevmiyorum. Daha çok yemeklerde kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi sıcak ekmeğe de sürüyorum ve o kadar güzel eriyor ki, mutlaka deneyin. Deneyimlerinizi benimle paylaşın. Bana desteğinizi hissedebilmem için yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız beni çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.